Son reklamı. Biz 3 arkadaşımızla beraber robot yapıyoruz. Hocalarımızın desteğiyle tabii. Bugüne kadar 3 drone, 3 sumo, 3 mini sumo, 2 çizgi, hızlı çizgi izleyen ve 1 çizgi izleyen yaptık. Bilgi odamız var, bilim odamız var bizim. Bu bilim odasında bu robotları gerçekleştiriyoruz. 100. yıl meslek lisesi olmasına rağmen, yani meslek lisesi olmasına rağmen bayağı bir bilim yönünden ilerledik. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda diğer arkadaşlarımızla beraber daha büyük işlere başaracağımıza inanıyoruz. Arge odanızı kurdunuz. Burası evet. Bir bilim merkezi gibi mi çalışıyorsunuz? Evet, müdürümüzün de sayesinde, onun sayesinde bilim odası kurduk. Burada çalışmalarımızı daha güzel şekilde düzenliyoruz. Hani her şeyimiz yerli yerinde, robotlarımızı daha güzel şekilde yapıyoruz. Çalışmalarımız daha verimli oluyor burada. Hani önceden atölyemiz yoktu, şimdi atölyemiz de var. Hani daha güzel işlerde, ilerleyen yıllarda bir alt sınıfımızdaki öğrencileri de yetiştireceğiz inşallah. 100. yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl düzenlenecek olan uluslararası robot yarışmasına katılım yapmak üzere arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bir hazırlık yaptılar. Bu hazırlık çerçevesinde gerçekten ciddi ürünler ortaya çıktı. Bu ürünlerden gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de ve uluslararası düzeyde gerçekten iddialı olan çalışmalarımız var. Bu çalışmaların ben umut ediyorum ki Türkiye birinci, uluslararası düzeyde de birincilik elde edeceğini ben umut ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizi bu konuda gerçekten yaptıkları bu çalışmalardan dolayı çok tebrik ediyorum. Bizim tabii ki kısıtlı imkanlarla, kendi küçük imkanlarımızla biz bunları yaptık. İlk olarak biz geçen sene bu çalışmalarımızı hazırladık. Daha sonra ikinci olarak biz bu sene yaklaşık olarak 10 tane robot hazırladık. Yani tabii seneye bu biraz daha farklı olacak. Tecrübe kazanıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız tabii biz her imkanımızla, bütün okulun bütün imkanlarıyla öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimizin yanındayız. Bu çalışmaların ve mesleki teknik eğitime öğrencilerimize gerçekten çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerin mesleki teknik eğitime bakış açısına çok ciddi olumlu etkiler olduğunu düşünüyorum. Ailelerin bize bakış açısını olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. 100. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz gerçekten bu konuda rüştünü ispat etmiş. Her türlü robot mevcut ve en güzellerini de yapmışlar. İnşallah Sivas'ta yapılacak olan bölge finallerinde de Türkiye birinciliği bekliyoruz öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden. Çalışınca da mutlaka oluyor. Yani Rabbim çalışanın, çalışmanın karşılığını mutlaka verir. Daha önce de gelmiştik yine buraya. Öğrencilerimiz gayret ve sebatla çalışıyorlar. Yani çalışmaları gerçekten her gelişimizde farklı bir üst segmentte çalıştıklarını görüyoruz. Artık öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu konuda profesyonel olmuşlar tabir yerindeyse.